Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Mesajlarınız oldu zannedersiniz efendim. İçeride neler söylediniz? Değerli arkadaşlar, Afyonkarahisar milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Burcu Köksal'ın her iki Afyonlu'dan birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmesinden sonra kendisinden boşalan yer için Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir seçim yaşadı. İki adayımız vardı. İki adayımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Sayın Murat Emir, mecliste emeği olan, hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan, benim de grup başkan vekili olarak hep en kritik noktalarda verdiğim görevlerde büyük bir başarı gösteren arkadaşımız grup başkan vekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız, İzmir milletvekilimiz. O da tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi, grup içi demokrasiyi işletmeye devam edecek. Ben grup seçimlerinden sonra geldim. Seçilen arkadaşımızı tebrik ettim. Seçim yarışında bir adım geride kalan arkadaşımıza teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendilerini görevlendirdik. Milletvekilinin önemini çok iyi bilen, çok iyi kavrayan, çok iyi vurgulayan birisiyim. Birileri parlamenter sistemi yıprata dursun, parlamentoyu yıprata dursun. Biz milletvekillerimizi siyasetin odağında, siyaseti birlikte okuduğumuz, birlikte kararlaştırdığımız, birlikte uyguladığımız bir süreç olacak grubumuz. Ortak mütabakatımız şudur. Elde ettiğimiz seçim sonucu 31 Mart bir zafer değildir. Çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev yapılacak 2. yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görev bilinciyle çalışıyoruz. O görev bilinciyle çalışacaklar. Milletvekillerimizin belediye başkanı olmasından boşalan illerimize özel görevlendirmelerimiz olacak. Oralarda milletvekillerimiz görevli olacak. Kilis gibi illerimizde, milletvekilimizin olmadığı illerimizde görevlendirmeler olacak. Yerel seçimlerde stratejik çalıştık. Risk ve fırsat illerinde çalıştık ve çok önemli bir başarı elde ettik. Bir oyla kazanılacak bir seçimin bilincindeyiz. O bir oy için hep birlikte arkadaşlarımız basılmadık yer, gidilmedik il, gidilmedik ilçe bırakmadan çalışacaklar. Ve çok önemli görevleri var. Grubumuza güveniyorum. Ben milletvekillerini severim, milletvekilliğinden gelirim ve milletvekillerinin siyasetteki önemini biliyorum. Bu noktada da bundan sonra sıkça kafalı grup toplantıları yapacağız. Önümüzdeki siyaseti birlikte okuyup, birlikte kurup, hep birlikte uygulayacağız. Evet, olacak. Randevu istediğiniz şöyle değerli arkadaşlar, randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra parti meclisimiz toplanacak. Parti meclisimiz, iki ayda bir toplanan parti meclisimizi iki ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası için de çalışmaya başlayacağız. Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası ile ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzla da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin %80'ine, nüfusunun %65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan'da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda parti meclisimden, MYK'mdan, grubumdan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum. Ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle
kısa bir görüşme için değil. Belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim. Haftaya o zaman bir görüşme. Onu yani çok gecikmez ama hani bu hafta zaten yok. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler. Ondan sonra gerisini konuşuruz. Efendim,